Evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar. Mutlak değerli ifadelerin limiti ile beraber devam ediyoruz. Mutlak değerli ifadelerin limitini alırken yapmamız gereken tek husus içerideki ifadeyi, mutlak değerin içindeki ifadenin sıfır olup olmadığı. Yani x diyelim ki limit x 5'e giderken baktığımda bu x yerine 5 yazdığımda İçerideki ifade sıfır oluyor mu, olmuyor mu? Eğer içerideki ifade sıfır oluyorsa 5 noktası bizim için kritik noktadır. Kritik noktalarda sağdan ve soldan limitlerine bakmak zorundasınız. Şimdi buraya gelelim. Bir de payda kısmında sıfır olursa orada kritik nokta var ama sağ limit ve sol limitlerine ne yaparsınız? Bakarsınız, ardından sadeleştirme işlemlerini yaparsınız. Misal 27. soruya bakalım Vera. A da neyi soruyor? Limit x 4'e giderken fx'i soruyor. Fx fonksiyonumuzu mutlak x kare eksi 5x olarak vermiş. Önce bakıyorum. İçeriği sıfır yapan kritik noktam kim? Kim ya da kimler? Burayı sıfır yapan değerleri buluyorum. X parantezini alırsanız x eksi 5 geliyor eşittir 0. X burada ya 0'dır arkadaşlar ya da 5'tir. Buranın 0 olması için 5'tir. O halde şu iki nokta bizim için nedir? Kritik noktalardır. Kritik noktalarda sağdan ve soldan limitlere bakmak zorundasınız. Kritik nokta olmazsa ne olur? Direkt yerine yazmanız yeterli olur arkadaşlar. Örneğin A seçeneğinde limit x 4'e giderken fx fonksiyonun limitini istiyor. X 4 burada kritik nokta değil. O zaman yerine yaz yeter. 4'ün karesinden 16 eksi 5 çarpı 4 20 geliyor. Çıkartırsanız arkadaşlar eksi 4 o da dışarıya artı 4 olarak çıkacaktır. B seçeneğine geldim. Eksi 3 diyor. Eksi 3 kritik nokta değil. Yerine yazalım arkadaşlar. Eksi 3'ün karesinden artı 9. Eksi 5 eksi 3 ile çarparsanız artı 15 olur. O da dışarıya 24 olarak çıkacaktır gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim C seçeneğine. 2'ye soldan yaklaşıyor. 2 kritik nokta mı? Değil. 2'yi direkt yerine yaz demektir bu. 2'nin karesinden 4 eksi 5 çarpı 2'den 10. Mutlak değer içinden 6 olarak çıktığını görüyorsunuz. Şimdi önemli olan D seçeneğiyle E seçeneği. 0 ve 5 arkadaşlar kritik noktaydı. O zaman hem 0'a giderken hem de 5'e giderken sağdan ve soldan limitlere bakacaksınız. Bak, limit x 0'a önce sağdan yaklaşalım. Sağdan yaklaşırsam gençler şurada hatta biz bunu bir çizelim, tamam mı? 0'la 5 bizim için kritik noktayı tablo olarak gösteriyorum. X kare dediği için artı eksi artı şeklinde gidiyor görüyorsunuz. Şimdi 0'ın sağından alırsam 0'ın sağında fonksiyon negatif oluyor. Değil mi? Fonksiyon negatif oluyor. Negatif olursa mutlak değerin içi negatifse hatırlayınız eksi ile çarpıp dışarıya çıkartıyorduk. Eksi ile çarpıyorum. Eksi x kare artı 5x olarak çıktı. Sonra x gördüğüm yere 0 yazarsam 0'ın karesinden 0 artı 0 cevap 0 geldi. Sonra soldan bakıyorum limite. Limit x 0'a soldan giderken bakıyorum. 0'ın solu arkadaşlar gördüğünüz gibi fonksiyon pozitif. İçerisi pozitifse mutlak değerin içi pozitifse direkt olarak çıkıyordu. Yani x kare eksi 5x olarak çıkıyor. X gördüğünüz yere 0 yazarsanız 0 eksi 0'dan bu da 0 geliyor. Sağ limit sol limit de eşitse o halde burada limit vardır demektir bu. Limit x 0'a giderken fx fonksiyonun limiti arkadaşım 0 oluyormuş. Peki E seçeneğini şu sol tarafta yapayım. Yerim kalmadı. Burada yapıyorum E seçeneğini. 5'e sağ ve soldan yaklaşacağım. Çünkü 5 bizim için bir kritik noktadır arkadaşlar. Limit x 5'e sağdan yaklaşalım önce. Sağdan yaklaşırsam gördüğünüz gibi 5'in sağ tarafı pozitif. O zaman direkt olarak çıkacaktır fonksiyon mutlak değerden. Çünkü içerisi pozitifse biliyorsunuz mutlak değer özelliğidir. Direkt olarak çıkacaktır. X gördüğümüz yere artık 5 yazabiliriz. 5'i yazarsanız 5'in karesinden 25. Eksi 5 çarpı 5'ten 25. 25 eksi 25'ten buranın cevabı 0 geldi. Bir de x 5'e soldan yaklaşsın.
Soldan yaklaşırsa baktığınız zaman toplamaya tabloya baktığımız zaman eksi oluyor. O zaman içerisinde eksi ise biliyorsunuz mutlak değerde eksiyle çarpı çıkartıyorsunuz. İçerisi negatif ise a artı 5x dedik. 5'i tekrar yerine yazdığınız zaman eksi 5'in karesinden burası 25 geliyor. Artı 5 çarpı 5'ten 25 geliyor. Çıkartırsanız 0 geldi. Gördüğünüz gibi sağ limit sol limite eşitmiş. O halde limit x 5'e giderken fx fonksiyonunun değeri burada 0'dır diyebiliriz. Evet, geçelim 28. sorumuza. Fx fonksiyonu x kare eksi x eksi 4 şeklinde veriyor. Buna göre diyor limit x a'ya giderken bu mutlak değer içindeki fx 2 ise a gerçel sayıların çarpımı kaçtır diye sormuş. Şimdi mutlağını istiyor bizden değil mi? X gördüğümüz yere a yazacağız diyor. X gördüğümüz yere a yazarsam mutlak içerisinde a kare eksi a eksi 4 gelecektir. Bunun cevabı 2'ymiş. Peki biliyorsunuz mutlak değer özelliğinde ya içerisi gerçekten 2'dir ya da mutlak değer olduğu için içerisi arkadaşlar eksi 2'dir. Yani a kare eksi a eksi 4 ya gerçekten 2'ye eşittir ya da a kare eksi a eksi 4 eksi 2'ye eşittir. Şu iki fonksiyonu ne yapacağız? Çözeceğiz. İki denklemi, ikinci derece denklemi halledeceğiz. 2'yi karşıya atarsam a kare eksi a eksi 6 eşittir 0 geliyor. A'yı a diye ayırırsın. 3'e 2 diye ayırırsın ama eksi 3'e 2 diye ayırırsın. Burada a değeri ya 3 gelir ya da eksi 2 gelir. Diğer tarafa geliyorum. Eksi 2'yi karşıya atıyorum. A kare eksi a eksi 4 eksi 2 daha eksi 2 yapar. Eksi 2 artı 2 olarak geliyor çünkü. Eşittir 0. A'yı a diye ayırdım. Eksi 2'ye 1 diye ayırdım. Burada da a değeri ya 2 gelir ya da eksi 1 gelir. Bizden a değerlerinin çarpımını istiyordu. 3 çarpı eksi 2 çarpı 2 çarpı eksi 1'den şuradaki eksiler gidecektir. 6 çarpı 2'den 12 cevabına ulaşıyoruz arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Örnek 29. Mutlak değerli bir ifade görürsem direkt ne yapıyordum? İçeriği 0 yapan kritik noktaya bakıyordum. İçeriği 0 yapan kritik nokta nedir? Yani x eksi 2'yi 0 yapan kritik noktamız 2'dir arkadaşlar. 2 bizim için kritik noktadır. O yüzden ne yapacağız? 2'ye sağlı ve sollu yaklaşacağız. Eğer soruda gerçi hem sağdan yaklaş hem soldan yaklaş var. Hem de limitin kendisini istiyor. 0'a gidiyor. A seçeneğinde limit x 0'a gidiyor. Kritik nokta var mı burada? Yok. Yerine yaz gitsin o halde. 0 eksi 2 çarpı mutlak değer içindeydi bu. 0'ın karesi 0. 0 artı 1. Şöyle yazalım. 2 çarpı 1'den de buranın cevabı 2 geliyor. Mutlak değerden pozitif olarak çıkıyordu. B seçeneği limit x 2'ye sağdan yaklaşsın diyor. Peki limit x 2'ye sağdan yaklaşırsa arkadaşlar. Sağdan yaklaşırsa. İçerisi ne olur? 2'den büyük bir değerden yani mesela 2'ye sağdan yaklaşmak demek 2,0001 demek misal. 2 çıkardığın zaman ne oluyor? 0,0001 çıkıyor. Yani aslında pozitif bir değer geliyor değil mi? Şuranın içi 2'den 2'nin sağından 2'yi çıkarmak demek bu. Pozitif bir değer geliyor. Pozitif bir değerse orası direkt olarak çıkacaktır. Şöyle x eksi 2 olacaktır. Parantez içinde bu mutlak değerden kurtuldu. X kare artı x artı 1. X gördüğüm gibi 2 yazarsam zaten şurası 0 geliyor. 0 çarpı sayıdan 0 gelecektir. C seçeneğine geliyorum. Limit x 2'ye soldan giderken. Şimdi soldan giderseniz arkadaşlar 2'nin solunda mesela 1,99 gibi bir şey değil mi? 1,99'dan sen 2'yi çıkardığın zaman eksi 0,001 gibi bir şey gelecektir. Yani negatif bir değer gelecektir mutlak değerin için. Mutlak değerin için negatifse eksiyle çarpılıp öyle çıkar arkadaşlar. Eksiyle çarptım. Eksi x artı 2 olarak çıktı. Çarpı tabii x kare artı x artı 1'i unutmuyorum burada olan şeyi. X gördüğün yeri 2 yazarsan eksi, burası eksi 2 artı 2'den gene 0 oluyor. 0 çarpı sayı gene 0 olacaktır. D seçeneği limit x 2'ye giderkenki fonksiyonu soruyor. Sağ limit sol limite eşit olduğu için limit x 2'ye giderken benim fonksiyonum 0'a eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Evet 30. sorudan devam ediyorum. Şimdi yine bir renk değiştirelim. Fx fonksiyonu mutlak değer x bölü x artı 3 şeklinde vermiş. Şimdi kritik noktamız ne? Mutlak değerin içine 0 yapan değer bizim için kritik noktaydı.
O zaman x eşittir 0 bizim için nedir arkadaşlar? Kritik noktadır. Kritik nokta. O zaman 0'a dikkat edeceğiz. 0 dışında neyi verirse versin direkt yerine yazacağız. Mesela 2'yi vermiş A seçeneğinde. 2'yi yerine yazarsam mutlak değer 2 bölü 2 artı 3. Mutlak değer 2 dışarıya direkt çıkar. 2 bölü 2'den 1 gelir. 3 ile toplarsanız bunun cevabı 4'tür. Sonra 3, eksi 3'e geliyorum. Eksi 3 kritik nokta olmadığı için direkt yerine yazıyorum. Mutlak değer eksi 3 bölü 3 artı 3. Şimdi eksi 3 dışarıya artı 3 olarak çıkacaktır. Tabii şuraya da eksi 3 diyeceksiniz. Aman diyeyim yanlış yazmayalım. Artı 3 bölü eksi 3 eksi 1 geliyor. Bir de artı 3'üm var. Toplarsanız buranın cevabı 2 geldi. C seçeneği 0'a gidiyor. 0 bizim için neydi? Kritik noktaydı. 0 kritik noktaysa hem sağdan hem soldan limitlere bakmak zorundasınız. Şimdi yazalım. Limit x 0'a sağdan yaklaşsın önce. 0'a sağdan yaklaşırsam pozitif olduğu için içerisi direkt olarak çıkacaktır. Yani x bölü x artı 3 olacaktır. X bölü x gider. 1 olur. 1 artı 3'ten bunun cevabı 4'tür. Diğerine geliyorum. Limit x 0'a soldan yaklaşsın. 0'a soldan yaklaşmak demek negatif demek. Yani eksiyle çarpımı çaldığı çıkacak arkadaşlar. Eksi x bölü x olur. Artı 3. Eksiler gider. Eksi 1 kalır. Artı 3. Toplarsanız da 2 yapıyor. Gördüğünüz gibi sağ limit 4, sol limit 2. Limitler farklı çıktığı için limit x 0'a giderken fx fonksiyonun limiti yok diyeceğiz arkadaşlar. Evet, 31. soruya geldim. Şöyle bir küçülteyim. Şimdi bu soruda da tabii ki de önce kritik noktalara bakacaksınız. Hangisi yanlıştır diyor. Hangi limitin değeri yanlıştır diye sormuş. Öncelikle kritik noktaya bakalım bence. Kritik noktada yanlışı sorar bu sorular. Şimdi mutlak değerin içinde sıfır yapan değer nedir arkadaşlar? 2'dir. O zaman x eşittir 2 bizim için bu soru için kritik nokta. Kritik nokta diyelim. Tamam. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Şu yukarıdaki ifade x kare eksi x eksi 2 bizim için nedir arkadaşlar? Bizim için çarpanlarını ayırma şeklinde yazarsak x eksi 2 çarpı x artı 1'dir. Mutlak değer x eksi 2. Şimdi sen 2'ye sağdan yaklaşırsan, 2 kritik nokta olduğu için 2'ye önce bir sağdan yaklaşalım. 2'ye sağdan yaklaşırsan 2'yi de 2,001'den 2 çıkarmış gibi bir şey oluyor. Pozitif oluyor. Şurası. Pozitif olursa da direkt çıkar arkadaşlar. X eksi 3 olarak çıkar. Pardon, x eksi 2 olarak çıkacaktır. Bir de artı 3'üm var gördüğünüz. X eksi 2'ler sadeleşir. Eşittir. X gördüğüm yere 2 yazarsam 2 artı 1'den 3 gelir. 3 de burada var. Gördüğünüz gibi 6 geliyor. Yani Denizli seçeneği 2'ye sağdan yaklaşırsan cevap 6'dır diyor. Yani doğru söylüyor. Bir de soldan yaklaşalım. Limit x 2'ye soldan yaklaşsın. Yukarıya aynen yazıyorum. X eksi 2 çarpı x artı 1 bölü. 2'ye soldan yaklaşırsanız şurada 1,99'dan 2 çıkarmış gibi bir şey olur bu. Yani içerisi mutlak değerin için negatif olur. Mutlak değerin içi eğer negatifse eksili çarpılmış halde çıkar. Yani eksi x eksi 2 şeklinde çıkar. Artı bir de 3'üm var. X eksi 2'ler sadeleşti. X gördüğüm yere 2 yazarsam yukarısı 3 geliyor. 3'ü eksi 1'e böl. Eksi 3. 3 ile topla 0 geliyor. Bu da doğru arkadaşlar. 2'ye soldan yaklaşınca 0 demişti. Peki Edirne seçeneğine dikkat. Şimdi 2'ye sağdan yaklaştın aldı. 2'ye soldan yaklaştın 0 çıktı. O zaman sağ ve sol limitler farklıysa biz bu fonksiyonda yani şu iki noktasında limit yok dememiz gerekiyor. Ama soru ne yapmış? Limit x2'ye giderken 6'dır demiş. Yanlış söylüyor. Yok demesi lazımdı. Çünkü sağ limit sol limit eşit değil. Biri 6 çıkmış. Diğeri de 0 çıkmış gördüğünüz gibi. Evet geldim arkadaşlar 32. soruya. Eksi 3. Bakalım. Şuranın için 0 yapan değer eksi 3'tür değil mi? X eksi 3 bizim için kritik nokta. X eksi 3 bizim için kritik nokta. Peki. Kritik noktaysa ne yapacağım? Sağdan ve soldan limitlerine bakacağım. Önce limit x eksi 3'e giderken sağdan bakalım. Bu çok büyük bir artı oldu. Şöyle yapalım. Sağdan bakalım. Sağdan bakarsam arkadaşlar eksi 3'ün sağa bak rasyonel sayı doğrusunda göster. Eksi 3 burası. Sağ tarafındaki sayılardan bir tanesi eksi 2,99 gibi bir şeydir.
Sen -2,99 ile 3'ü toplarsan 0,1 gibi bir şey yapacaktır. O da pozitif. Pozitif olursa direkt olarak çıkıyordu biliyorsunuz. Yani x artı 3 olarak çıkar. Aşağısı da x artı 3. X artı 3'ler sadeleşir. Onun cevabı 1'dir. Bir de eksi 3'e ne yapalım? Soldan yaklaşalım. Limit x eksi 3'e soldan yaklaşsın. Bu durumda ne olacaktır? Bizim sol tarafımızda eksi 3'ün solu mesela eksi 3,001 gibi bir şeyler vardır. Eksi 3,001 ile 3'ü toplarsanız negatif sayı gelecektir bu sefer. Negatif sayı olursa mutlak değerin içi dışarıya eksiyle çarpılmış halde çıkar. Yani eksi x artı 3 olarak çıkacaktır. Eksiyi dağıtmadım bilerek. Faydada da x artı 3 var. X artı 3'ler sadeleşir. 1 gelir bir de eksisi var. Eksi 1 gelir. Gördüğünüz gibi sağ limit 1 çıktı. Sol limit eksi 1 çıktı. O zaman iki limit de farklı olduğu için limit x eksi 3'e giderken bu fonksiyonun yani mutlak değer x artı 3 bölü x artı 3'ün limiti yok diyeceksiniz. Peki geldim 33. soruya. 3'e soldan yaklaşma. 3 burayı kritik nokta yapıyor değil mi? 3 burayı kritik nokta yapıyor. Ama soldan yaklaş diyor ya 3'e. 3'e soldan yaklaşmak ne demek? 2,99 gibi bir şey demek örneğin. 2,99'dan 3 çıkartırsanız burası negatif olur. Yani bu mutlak değerin içi negatif. Sen 3'ün solundan da yaklaşsan 2,99'da 3 topla 5,99. Yani burası pozitif olur. O halde limit x 3'e soldan yaklaşırken bu eksiyle çarpılmış halde çıkar. Eksi x artı 3 şeklinde. Bu direkt çıkar x artı 3. Ama dışarıda eksi olduğu için eksiyle çarparız. Eksi x eksi 3 şeklinde. Bölü aşağısı da 6 eksi x. Yani şu 3'ler gitti. Artık x gördüğümüz yere 3 yazabiliriz. 3 yazarsam eksi 3. Eksi 3 daha eksi 6 yapıyor. 3 yazarsam 6 eksi 3'ten 3. Eksi 6'yı da 3'e böl. Eksi 2 cevabına ulaşıyorum arkadaşlar. Evet geldim 34. soruya. 34. soruya geldik. X kare eksi 5 kısa artı 4 bölü mutlak değer x kare eksi 16 artı mutlak değer 4 eksi x şeklinde vermiş. 4'e gidiyor. 4 hem burayı 0 yapıyor hem burayı 0 yapıyor. O zaman 4 x eşittir 4 bizim için kritik noktadır. O zaman sağdan ve soldan limitlerine bakmak zorundayım arkadaşlar. Öncelikle şu pay kısmını çarpanlarını ayıralım. Limit x 4'e önce sağdan yaklaşalım. Pay kısmını ayırırsanız x eksi 4 çarpı x eksi 1 gelecek çarpanlarını ayırdığınız zaman. Böyle 4'e sağdan yaklaşırsanız bakın 4'e sağdan yaklaşırsanız 4'ün karesi 16'dır. 4'ten büyük bir sayının karesini almak demek 16'dan büyük bir sayı almak demek. 16'dan daha büyük bir sayıdan 16'yı çıkartırsan burası pozitif olacaktır. 4'e sağdan yaklaşmak demek 4'ten büyük bir sayıdır. Yani 4,01 mesela. 4'ten 4,01 çıkar. Negatif bir sayı gelecektir. Yani burayı negatif yapar arkadaşlar. O halde bu direkt çıkarken yani x kare eksi 16 direkt çıkıyor. Bu ise eksiyle çarpılmış halde çıkması lazım. Yani eksi 4 artı x şeklinde çıkıyor. Şu ifadeyi düzenleyebiliriz. Şurada düzenleyelim. X kare artı x eksi 20 oluyor değil mi? X'e x diye parçalarsınız. 5'e eksi 4 diye parçalarsınız. O halde x artı 5'e çarpı x eksi 4 şeklinde bulmuş olursunuz bunu. Şimdi düzenleyelim. Limit x 4'e sağdan giderken yukarısı belli zaten. X eksi 4 çarpı x artı 1 şeklinde buldunuz. Böyle aşağıda x artı 5 çarpı x eksi 4 şeklinde bulmuştuk. Yazalım. X artı 5 çarpı x eksi 4 şeklinde bulduk. X eksi 4'ler sadeleşti. X gördüğümüz yerine 4 yazarsak 4 artı 1'den 5 geliyor yukarısı. 4 yazarsak aşağısı da 9 mu geliyor? Gerçi burası eksiymiş. Burası 3 geliyor arkadaşlar. 3 bölü 9 geliyor. O da 1 bölü 3 yapıyor. Şimdi bir de X'e soldan yaklaşalım. X 4'e soldan yaklaşsın. Şurayı bir sileyim. 4'e soldan yaklaşalım. 4'e soldan yaklaşırsam mesela 3,99'un karesini al. 16'dan küçük olacaktır. 16'dan küçük bir sayıyı 16'dan çıkartırsanız negatif gelecektir. 4'ten mesela 3,99 çıkar pozitif bir sayı gelecektir arkadaşlar. Burası da tam tersi pozitif olacaktır. Yukarıya ne yazıyorum? X eksi 4 çarpı x eksi 1 şeklinde yazdım. Bölü. Aşağısı negatif olduğu için şurası eksi x kare artı 16 olarak çıkar. Eksiyle çarpılmış halde çıkar yani. Burası pozitif olduğu için direkt çıkıyor. 4 eksi x olarak çıkıyor.
Yukarıda bir yerde düzenleyelim. Hatta şunu sileyim. Şurada çözeyim orayı. Yani çarpanlarına ayıralım beraber. Şimdi eksi x kare eksi x artı 20 olmuş oldu. Ben bunu eksi x'e x diye ayırırım. Değil mi? Bunu da 4'e 5 diye ayırırım. O zaman bulmuş olurum zaten. Bu da ne olur? Eksi x artı 4 çarpı x artı 5 olmuş olur arkadaşlar. Şu şekilde. Yazıyorum. Limit x 4'e soldan yaklaşırken yukarısı belli zaten. X eksi 4 çarpı x eksi 1. Böyle. Aşağısı da eksi x artı 4 çarpı şu şekilde x artı 5. İki ifade gider ama birbirinin zıt işaretlisi olduğu için yukarıda eksi 1 kalır. X gördüğün yere 4 yazarsan burası 4 eksi 1'den 3 olur. Eksisi de var. Eksi 3 olur. 4 yazarsan 4 artı 5'ten burası 9 olur. Eksi 3 bölü 9'da eksi 1 bölü 3 yapacaktır. Sağ limit gördüğünüz gibi sol limite eşit çıkmadı. Sağ limit sol limite eşit değilse o zaman burada limit yok diyeceksiniz arkadaşlar. Evet. Geldim 35. soruya. Trigonometrik ifadelerde nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Onu göreceğiz şimdi. Şurayı bir sileyim. Şimdi trigonometrik ifadelerde bir sayısı diyor değil mi? Pi'ye sağdan yaklaş. Ya çiz bak. Birim çember üzerinde çizdim. Şöyle kabaca çizelim kabaca. Burası 0 derece ya da 0 radyan da diyebilirsiniz. Burası pi bölü 2. Burası pi. Burası da arkadaşlar 3 pi bölü 2. Burası tekrardan 2 pi'ye geliyordu biliyorsunuz değil mi? Şimdi burada pi'ye sağdan yaklaştır. Pi burası. Pi'den büyük sayı alırsanız mesela 180'den büyük bir sayı al 181 gibi düşün. Buraya yani 3. bölgeye tekabül eder. 3. bölgede sinüsün işareti eksenine bakın negatifti. Negatif ise eksiyle çarpılmış halde çıkması gerekir. Yani burası ne oluyor? Limit x pi'ye sağdan giderken eksi sin x çarpı tanjant x bölü 3 bölü tanjant yerine hatta sin bölü kos yazayım. Sin bölü kos çarpı sin 5x bölü 6. Sinler sadeleşir şurada. X gördüğümüz yere pi yazarsak yukarısı eksi tanjant 2 pi bölü 3 geliyor. Bölü aşağısı 1 bölü kosinüs pi çarpı sin 5 pi bölü 6 geliyor. Şimdi 2 pi bölü 3 180 60'a böl, pardon 3'e böl 60 120 derece demektir. Yani tanjant 120 istiyor. Tanjant 120 biliyorsunuz eksi tanjant 60'a eşitti. Tanjant 60 kök 3'tü. Demek ki burası eksi kök 3'müş. Tamam mı? Sonra cos pi yani kosinüs 180 derece demektir. Kosinüs 180 derece eksi 1'e eşittir arkadaşlar. Sonra sin 5 pi bölü 6. Sin 5 pi bölü 6 sin 150 demektir. Sin 150 sin 30'a eşitti. Sin 30 da 1 bölü 2 idi. Şimdi bunları gidelim yerine yazalım. Şurada yerine yazıyorum. Tamam mı? Eksi bak eksi eksi kök 3. Eksiler gidecek değil mi? 1 bölü eksi 1 kosinüs yerine çarpı 1 bölü 2. Yukarısı kök 3. Aşağısı eksi 1 bölü 2 gelir. Birinci aynaya yaz. İkinci ters çevir çarptan. Burası eksi 2 bölü 1 gelir. Onu da güzel bir şekilde yazarsak eksi 2 kök 3 cevabına ulaşırsınız. Evet. Geçiyorum. Güzel sorulardan bir tanesine. 36. sorudan devam ediyorum arkadaşlar. 36. soruda bir fonksiyon veriyor. Fonksiyonun grafiğini veriyor gördüğünüz gibi. Mutlak değerini 2'deki limitini sormuş. Sağdan soldan, eksi 2'deki sağdan ve eksi 2'deki soldan limitlerin farkının 0 olduğunu söylüyor. Yine mutlak değer fonksiyonu. Ve son olarak da fonksiyondan mutlak değerin fonksiyonun limitini çıkarmışlar. 4 bulmuşlar. Bakalım hangileri doğru. Öncelikle gelin şu fonksiyonda sağdan soldan 2'ye bir sağdan soldan bakalım bir eksi 2'ye bakalım. Tamam mı? Şimdi limit x 2'ye sağdan giderken fx fonksiyonun limitine bakacağım. Şöyle çizersem arkadaşlar şöyle bir çizgi çizersem 2'ye sağdan yaklaştığımda kime gidiyorum? Eksi 2'ye gidiyorum gördüğünüz gibi. Bir de 2'ye soldan yaklaşalım. 2'ye soldan yaklaşalım fx'te. 2'ye soldan yaklaşırsanız da hop nereden çarpıyorsunuz? Buradan çarpıyorsunuz. Nereye denk geliyor?
2'ye denk geliyor. Gördüğünüz gibi normalde fonksiyonun 2'de limiti yok. Niye? Sağ limit eksi 2 çıktı, sol limit 2 çıktı. Bundan dolayı burada aslında limit x 2'de fx fonksiyonunun limiti yok diyeceksiniz. Burada limit yok. Ama mutlak değerini istiyor. Mutlak değerini alırsanız eksi 2'nin mutlak değerini alın, artı 2. 2'nin mutlak değerini alın, gene 2. Sağ limit sol limit eşit mi çıktı? Evet, o zaman birincisi doğru söylüyor. Şimdi bir de ikinciye gelelim. İkincide eksi 2'ye ve eksi 2'ye sağdan ve soldan yaklaşacağım. Şunu da yapalım. Limit x eksi 2'ye. Önce sağdan yaklaşıyorum. Sonra da soldan yaklaşalım. Bu şekilde. Bakın eksi 2'ye hadi çizelim şu şekilde. Böyle çizdim. Eksi 2'ye sağdan yaklaşırsam eksi 2. Eksi 2'ye soldan yaklaşırsam 2. Gördüğünüz gibi sağdan yaklaşırsam eksi 2. Soldan yaklaşırsam 2. Tabii mutlak değerini alacağınız için bunu 2 eksi 2 çıkacaktır. Çünkü x'den mutlak değer 2, mutlak değer eksi 2'den 2 eksi 2 çıkacaktır. Eksi buradan geliyor. Ve 0 olacaktır cevap. Doğru söylüyor. 2 numara da doğru. Sonra 3 numaraya geliyorum. 3 numarayı şöyle ayırabilirsiniz arkadaşlar. Limit x 2'ye giderken fx eksi limit x 2'ye giderken mutlak fx. Bunun cevabının 4 olduğunu söylüyor. Soru. Şimdi bu yok değil mi? Limit x2'ye giderken fx fonksiyonun limiti yok. Sen yoktan, olmayan bir şeyden neye çıkartıyorsun? 2'yi çıkartıyorsun ve bunun cevabının 4 olduğunu söylüyorsun. Tamamıyla zırvalık diyelim. Yanlış. Yani cevabımız Ceyhan oluyor. Veya arkadaşlar çizerek de yapabilirsiniz. Nasıl yani hocam? Şimdi mutlak değer fx istemiyor mu? Mutlak değer fx'i istiyorsa x ekseninin altında kalan kısmı simetriğini alacaksın. Çünkü y'nin negatif olduğu bir ifade yok demektir. Mutlak fx ne demektir? Y'nin negatif olduğu bir şey yok. Yani hep yukarıda, hep pozitif demek. O halde sen aşağıda kalanları simetriğini alarak yukarıya çıkacaksın. Mesela şu aşağıda kalmış. Bunun simetriğini şu şekilde x eksenine göre alıyorum. Buraya getirdim. Bu artık iptal. Sonra şu kısım aynı şekilde arkadaşlar yukarıya getiriyorum. Aşağı kısım iptal. Yani artık aşağıya bakmayacaksınız. Yukarıya baktığınız zaman iki noktasına sağdan ve soldan yaklaştığınızda nereye gidiyor? 2'ye. Eksi 2'ye soldan ve sağdan yaklaştığınızda nereye gidiyor? 2'ye. O zaman mutlak değer x2'ye giderken mutlak değer fx'in limiti de 2'dir. Eksi 2'nin limiti de 2'dir diye gönül rahatlığıyla ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Evet. Gelelim 37. sorumuza. 37. soruda dikkat etmenizi istediğim bir husus. Arkadaşlar bu tam bir sınav sorusudur. Onu da söyleyeyim. Şimdi A1 gerçel sayı olmak üzere dikkat. A1 gerçel sayıymış. Her şey olabilir yani. Sıfır da olur. Köklü ifade de olur. Fark etmez. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için limit x1'e giderken fx ile limit x1'e giderken gx a'ya eşittir diyor. Buna göre hangileri her zaman doğrudur? Bak şimdi ben kabaca hatta şöyle bir çizik alayım da kabaca iki tane fonksiyon çizeceğim size. Şöyle bir fonksiyon olsun. Önce bir koordinat sistemi çizelim. Diyelim ki ben fx fonksiyonu şu şekilde alıyorum. Bak. Şöyle aldım. Hop. Şöyle gittim. Tamam mı? Şurası 1'e gitmesi olduğu için 1'e giderken burası A'ymış değil mi? Şunu güzel yapamadım. Bunu daha düzgün çizeyim de. Şöyle olsun. Bu şekilde gitsin ya. Tamam. Şu, bu fx fonksiyonu olsun. Tamam mı? X fonksiyonu çizeyim. Aynı şekilde. Hatta da o da aşağıdan gelsin. Şöyle. Tamam mı? Şöyle çizeyim. Şu an rastgele çiziyorum ha. Şimdi bu birdeki limitler A olduğu için yazdım. Şu doluluk oranına da hadi sallıyorum. B diyelim. Doluluğa şuna da C diyeyim hatta. Şimdi fx'in limiti gerçekten sağdan 1'e sağdan B. 1'e soldan yaklaştığınızda ne oluyor arkadaşlar? Gerçekten de A oluyor. Aynı şekilde bu gx fonksiyonu olsun. 1'e soldan 1'e sağdan yaklaştığın zaman gx'in 1'deki limiti ne oluyor? Gerçekten A oluyor. Yani şu şartı sağlayan
bir iki tane fonksiyon çizebildim mi? Çizebildim. Peki. Diyor ki F1'den G1 çıkartırsan 0 diyor. Bakın F1 nereye gidiyor? F1 C'ye gidiyor. Eksi. G1 nereye gidiyor? B'ye gidiyor. C'den B çıkardığında 0 da olabilir. 0 da olmaya da bilir. Değil mi? 0 da olabilir. Gerçekten değerler aynı olur. Ya da olmayabilir. C ile B farklı sayılarsa aynı olmayacaktır. Aynı olmadıkları için buradaki değerleri 0'a eşit olmayacaktır. Veya belki yoktur ya. Belki böyle bir tanım yoktur. Bakın burada bir ne olur? Tanımsız olur değil mi? Tanımsız olursa buradaki bir noktası tanımsızdır bu. E tanımsızsa sen buna F1 A'dır diyebilir misin? Diyemezsin. Tanımsız. Tanımsızdan G1 çıkarınca 0 mı olur? Hayır. Her zaman doğru olmaz yani. Geldim 2'ye. Bak. Burada da şunu yapacağım. Ben ayrı ayrı bunları yazabiliyordum. Limit x1'e giderken fx bölü limit x1'e giderken gx şeklinde ne yapabiliyordum? Yazabiliyordum. E bunun da limiti a. Bunun da limiti a. Hocam gerçekten de a bölü a 1'dir. Çünkü sadeleşir dersen yanılırsın. Niye? Çünkü nereden biliyorum? A ne demiş? Gerçel sayı demiş. Gerçel. A belki 0 ya. A belki 0'a eşit. Nereden biliyorsun? A 0'a eşit olursa burada 0 bölü 0 belirsizliği gelir. Yani orada da bir belirli bir durum yok. 0 bölü 0 gelecektir. 0 bölü 0 1 diyebilir misin sen? Diyemezsin. Kesinlikle diyemezsin. Yani şu ifade her zaman doğru değil. A'nın 0 olma durumunda doğru değil. He, sorunun başında şunu dese. A 0'a eşit değil dese ya da A 0'dan farklı bir gerçel sayı dese o zaman sen bu ikinci öncülüğe doğru diyebilecektin. Geldim son öncülüğe. Şimdi bunu ayrı ayrı yazalım. Bak limit x1'e giderken fx artı limit x1'e giderken x şeklinde ben bunu ifade edebiliyordum. Eşittir 2 çarpı limit x1'e giderken fx. Şimdi bunun limiti de a, bunun limiti de a. A ile a'yı topla 2a. Sonra bunun limiti a, 2 ile a'yı çarp 2a. A gerçekten de 2a, 2a'ya eşit şeklinde çıktı. O zaman 3. öncül doğruymuş. Her zaman doğru olan sadece yalnız 3'müş arkadaşlar. He, hocam belki a 0'dır. E 0 olsun. 2 çarpı 0, 0, 2 çarpı 0, 0. 0 eşittir 0 çıkacaktır. Her zaman doğru dediği için yalnızca 3. seçeneğimiz doğrudur. ÖSYM tipinde bir soru olduğunu tekrar söyleyelim.